İnanılmaz bir yağmur, sırılsıklam arabama zor koştum ama bunlar bizim için böyle daha Florida'nın şanından yağmur olur yani. Ama tabii bugün pazartesi, salı, hatta çarşamba günü gelmesi beklenen hurricane sebebiyle yağmur böyle biraz daha tedirgin edici oldu. Marketler talan edilmiş durumda. Yani pandemi başladığındaki tuvalet kağıdı durumunu düşünün. Burada şu an su tuvalet kağıdı değerinde. Şimdi markete gideceğim. Hafta sonu su, bir limon içecek rafları boştu. Bugün yenilenmiştir ama bugün çok fazla trafik vardı her yerde. Zannediyorum insanlar gerçekten bir pazartesi tekrar böyle bir talan durumu. Zaten yarın itibariyle kimse evden çıkmayacak. Kaldı ki işte okullar pazartesi, cuma arası kapalı. İş yerlerinin çoğu kapalı. Bir takım alertler veriliyor her yerde. Dediğim gibi evler boşaltılıyor. Ben şimdi Clearwater'a geçiyorum. Arkadaşlarımla kaldığım evi boşaltıyor olmamız gerekiyor. Evi boşaltacağız. Terminal'a geçeceğiz. Orası farklı bir yer. Orası biraz daha az tehlikesiz bir bölge. Hakkınızı hayırlısı. Araya bir de ben herhalde bir önümüzdeki birkaç yıl içinde bir zombi saldırısı sıkıştırırsam ben bu işi kendi sayfamı kapatırım. Siz kendi başınızın çaresine bakın ondan sonra. Otoparklar kilit. Herkes her yere koşuyor. Burada şu an insanların biraz daha seri ve kaotik hareket etmesinin ve yağmurun da etkisi var. Otoparkta trafik var yani. Öyle bir şey. Araba için zar zor yer buldum. Şimdi markete gireceğim de yani burada flood sen nasıl olmasın? Şu an ayakkabılarımın içine kadar ıslandım. Yani bu standart bir yağmur. Standart bir yağmurda bile sel olabiliyor. Hurricane'de neler olur? Bu adamlar da bu kadar uyarıyı yapmakta haklılar. Evet, Amerikalılar biraz panik insanlar. Bazı şeyler egzajere ediyorlar gerçekten. Ama bir yandan da tedbiri elden bırakmamak lazım. Ve uzun yıllardır görmedikleri bir hurricane olduğundan bahsediyorlar. O da bize denk gelir. Kime denk gelecek başka? Şimdi elektriklerin kesileceğinden bahsediyorlar ve 5 gün kadar sürebilirmiş. Dolayısıyla insanlar biraz da hani elektriksiz tüketilebilecek şeyleri tercih ediyorlar. Örneğin bütün bu cereal'lar. Tabii bununla beraber de sütler. Gördüğünüz gibi. Birileri alırken kendini kaybetmiş olmalı. Tabii ki makarnalar. Makarna, karantina dostu. Her türlü karantina ve ev yasağı dostu olan. Bak ekmekler yok. Ekmeğe düşülmüş. Ve su yok. Wow. Böyle bir gökyüzü gerçekten görmemiştim. İnanılmaz. İnanılmaz. Çok güzel bir renksin ama muhtemelen tehlikeli bir renksin. Evet. Tahliye etmemiz gereken yere de geldim. Sağ salim geldim. Google Maps bana Hurricane yüzünden yol kapanmış olabilir dedi ama öyle bir durum yok şimdilik. Ian is expected to reach Category 3 status on Tuesday, making it a major hurricane, and then keep strengthening, reaching Category 4 strength, and then weaken. But do not be fooled by the weakening. It's still going to be a dangerous storm. The weakening is not going to stop storm surge, which will... Herkese günaydın arkadaşlar. Saat 9. Florida Seminole şehrindeyiz. Biraz daha aşağıya doğru geldik. Clearwater'daki evi boşaltmamız gerektiği söylendi bize saat 6 itibariyle. Dolayısıyla biz de yanımıza ihtiyacımız olabilecek bir hafta boyunca birkaç parça eşyayı alıp gerekli önlemleri yapıp evden
çıktık. Hurricane dışında aynı zamanda bir kuvvetli bir sel baskını da beklendiği için dolayısıyla şehirde bir panik havası hakim. Aslında Florida bu tip şeyler çok alışkın fakat öyledir ya, hani son 100 yılın en sıcak yazı, son 100 yılın en büyük hurricane olarak bu da son 100 yıl listesinde yerini bulmuş oldu. Ian kasırgası geliyor ve bu kasırga aslında, yani kasırgalar aslında iki şiddetinde, level'ında kaldığı sürece hiçbir sorun yok. Fakat 3'ten sonrası için artık Allah'a emanetsin. Biraz daha bu yolda yalnızsın. Ama bu durumda da zaten devlet sürekli alertler veriyor. Sürekli uyarılar yapıyor. Su ve yiyecek mutlaka olsun. Araçlarınızda mutlaka yakıt olsun. Ve şu an bu tarafın da boşaltılması gerekiyor. Dolayısıyla biz de bir yandan merak ediyoruz. Daha önce hiç deneyimlemediğimiz bir şey. Bir yandan da tabii ki tedbiri de elden bırakmamak lazım. Böyle mermiye kafa atan insan modeli de yok. Hani bu saatten sonra macera aramaya da gerek yok deyip biz de daha güvenli olduğunu düşündüğümüz ve bildiğimiz Tona tarafına, yukarıya doğru çıkıyoruz. Dün biraz şeye baktım. Neden Ian oldu bu diye. Atlantik Okyanusu'ndan gelen kasırgaların isimleri 6 yılda bir yenileniyor ve 6 yıllık şu an isim planları var. İşte yarın doğacak çocukları isimler gibi takvimdeki. Şimdi mesela 2022-2028'e kadar her bir seneye 21 adet düşecek kadar bilimum isimler belirlemişler. Ve bu isimler, bu kasırga çok ölümcül olursa ve çok kötü sonuçlar doğurursa bir tek o şartla kendini bir daha tekrarlamıyor ki halk arasında işte bir takım duyarlılık yaratmasın, tekrar insanları bu şekilde tribe sokmasın diye. Bakalım Ian'ın etkileri ne olacak ama genel olarak herkesin tedirgin olduğu kesin. Tabii bir yandan yine bu gibi durumlarda iki türlü insan var burada da işte be. Ne olacak ya, aman biz 20 yıldır buradayız, ne kasırga gördük be, nereye gideceğiz, çıkmıyorum hiç evimden, ciler var. Bir de bir yandan aman hemen her şeye gerçekten söylenildiği gibi yapalım, her şeyi doğru yapalım ki bize bir şey olmasın, ciler var. Kaldı ki zaten iPhone emergency alert olarak kalabalık bir yerde denk geldiğimizde herkese aynı anda alert geldiği için sura mı üflediler ya acaba? Hani bir sorun var ama çünkü herkes... Evet, biz birazdan yola çıkıyoruz. Tabii insanları bu kadar panik ve endişeye sokan da şu an bunun öngörülemiyor olması. Çünkü Küba'dan 3 hızıyla geliyor ve Havana, Gulf of Mexico açıklarında 4'e ulaşıyor. Dolayısıyla Tampa'ya ulaşması da 3'e dönüşmüş oldu 2'den. Tabii bu hızla yükselişinde de insanlar biraz tedirgin. Çünkü 4 olursa artık geçmiş olsun, 3'te zaten sıç gibi. O kadar kuvvetli geliyor ki saatteki hızı 100 ila 200 mil arası. Bu da minimum 170 kilometre hız demek. Zaten tropical stormlar, yani tropik fırtınalar 70 milden sonra kasırgaya dönüşmüş oluyor. Ian kasırgaya dönüşeli bayağı oldu. İlk tropical storm olarak çıkmıştı. Şu an Hurricane Ian olarak upgrade etmiş oldu kendisi. Ay inşallah yolda yakalanmayız ha. O kadar git gel, git gel, git gel. Ha? O şehirden bu şehire derken biraz da kaderci mi olmak lazım acaba? Alnımızda ne yazıyorsa oculuk mu acaba? Bakalım. Ben çok büyük sıkıntılar olacağını düşünmüyorum. Çünkü biz kendimizi kurtarıyoruz yani. Hani oradan oraya o kadar sürüklenip. Umuyoruz kaldığımız, yaşadığımız yerlerde döndüğümüzde sağ salim bulabiliriz. Bir yandan arkadaşlarımın da iki kedisi var. Hah. Telefonlara alertler. Ve kedilerle yolculuk yapmak çok zor onlar için. Birini bir arabaya aldılar. Genel olarak herkes için olağan dışı bir durum. Bunu her türlü deneyimliyoruz. Yani hayvanından, eşyasından, erzağına kadar. Evet, Clearwater'daki Shell benzin istasyonunda benzin bitmiş durumda. Çünkü herkese yakıt alın uyarısı yapılmıştı. Dolayısıyla onlar da uyarıları dinlemişler. Hiç böyle bir şey görmedim gerçekten. Sen oraya nasıl girdin? Ne ara girdin? Nasıl bir tutunmaktır o? Kasksız motosiklete binmiş gibisin abi. Sanırım tahliye aracı olarak beni seçti o da. Evet, daha Clearwater'dan çıkmadan trafik başladı. Bu trafik bizi böyle bir 3,5 saat, eğer
biraz öngörüm olduysa şimdiye kadar Florida ile ilgili götürür. Bak işte şimdi herkesin derdi başka abi. Orlando'dan bir arkadaşım aradı. Orlandolu. Dedi ki bizde dedektörler var dedi. Böyle biraz hurricane azaldıktan sonra etkisi. Şey sahile inip altın arayacağız dedi. kasaplar, koyunlar, canlar. Mahalleler, saç taramalar, yangınlar. Ama güzel şey dedim gene de. Altın bulursan bana beni de bir telefon uzağındayım dedim. Bu küçük arkadaş da benimle yolculuğuna devam ediyor. Düşünsene. Clearwater'da küçücük bir kertenkeleciktin. Bir araca atlamaya karar veriyorsun ve gözünü Daytona'da açıyorsun. Onun da kaderinde böyle bir talihi varmış ve gördüğünüz üzere sadece kediler, köpekler seçmiyormuş sahiplerini. Kertenkeleler de seçiyormuş. Ya. Tam bir panik havası. Çok trafik var. Ara ara hızlanabiliyoruz. Hızlandığımızda da zaten sapık gibi gidiyorlar. Sürekli kazalar var. Yaklaşık bir 40-45 dakikadır yoldayım ama kalan süre İstisnasız 3 saat. Hiç değişmedi 40 dakikada. Şey gibi ya. Deep Impact miydi o? Tsunami'liydi o galiba. Bir de ya da Final Destination değil mi? Böyle yolda gene böyle bir şeylerden kaçmaya çalışırken trafik, panik hali falan. Tam olarak öyle. Tam. Amerika'ya koca bir plato. Abi her şey sinematik adamları. Kurgu desen var. Tahliye desen var. Yola devam. Kaldı 3 saat. Şu 2 günde Google Maps'ten hiç daha önce duymadığım kadar uzun uzun anlatan uyarılar duydum. Normalde şimdi diyor sağa dön diyor, sola dön diyor falan bir şey. Bu sefer böyle bayağı anlatıyor işte diyor öyle dön ama diyor hurricane diyor yoluna çıkabilir istersen böyle de mi gitsen acaba falan. Az önce dedi ki trafik daha da kötüleşecek işte buna hazırlıklı ol falan. Bayağı sohbet etmeye başladık. Navigatör kadın diyebiliyor muyuz bilmiyorum ama benim hoşuma gitti. Şey çok tatlı ya bak mesela yanında köpeğini almış kucağına kadın gidiyor. Hayvanla seyahat de yolculuk zor bir şey bu arada. Ben kertenkelemden biliyorum. Kendisine kurt ismini verdim. Az önce yukarıya doğru geçtiğini gördüm. Zannediyorum şu an yukarıda bir yerlerde. Mesela arkadaşlarım iki kedisiyle seyahat ediyor. Kedilere böyle biraz sakinleştirici verdiler. Onlar için de çok zor. Arada birbirimizi arıyoruz aynı yolda olmamıza rağmen. Bir süredir sürdüğümüz için hani her şey yolunda mı vesaire. Sürekli fonda bir kedi sesi. O yüzden çocuk doğurmamak lazım diye buraya bağlıyor değil mi? Hmm. İşte dünyanın manyetiği bozuldukça bizim de kafalar hep bir yerde. Demek ki pekmez mekmez şey yapıyor. Sallanıyorsa. Bu trafik de şey gibi adamlar 10 gündür söylüyorlar gelecek gelecek diye. Bu akşam itibariyle gelmesi bekleniyor. İşte çarşamba yarın da en şiddetli haline ulaşacak. Böyle vergi borcunu ödemezsin de son gün vergi dairesine ödemeye çalışıyor. İdam, kalabalık falan. O son güne niye bırakıyorsun? Tabii şaka bir yana herkesin işi gücü var. Biz mesela niye son dakikada değil mi? Biz hele son iki günde 3 tane falan ev değiştirdik. Bak. Hadi bizimki deneyimsizlik. Biz ne bilelim. Hurricane mi görmüş garip. Biz bilmiyoruz ki. Ama bunlar... Dediğim gibi normalden de daha şiddetli bir hurricane olduğu için tabii milletin de işi gücü derken ancak işte bugün daha doğrusu dün geceden itibaren haberlerde öyle görmüştük zaten. Yoğun bir trafik. Şu an 1,5 saat kalmış gözüküyor. Ben yola çıkalı oldu zaten 2 saat. Benzinimiz, yakıtımız yerinde. İlerlemeye devam. Evet, sonunda Daytona'ya geldik. Daytona'ya gelip gitmiş biri olarak. Merhaba köpek.
trafik var. Çokun sen evi olan herhalde Daytona tarafına kaçtı. Ayrıca burada okullar da açık. Az önce bir okul boşaldı. Burada hayat daha normal. Ne oldu? Ne oldu ya? Biz Daytona'ya sürdük. 5 saat mi sürdü? 6 saat mi sürdü? Ne sürdüyse sürdü de yalnız inanılmaz bir eve geldik. Burada gölleri var. Kendilerine ait. Bayağı iyi bir yer. Daha önceki panik havası burada kesinlikle yok. Şu an gayet sakin, sessiz. Zaten özel bir arazi içerisindeyiz. Onun dışında Daytona da gayet sakin gözüküyor. Mesela okullara çıktı. Bayağı trafik vardı. Zannediyorum insanlar biraz da Daytona'ya da kaçtılar. Evleri olanlar ya da işte bizim gibi eşi dostu olanlar. Tuhaf bir deneyim içerisindeyiz gerçekten. Bu kadar yol geldik. Ben bu kadar bir yolu zaten 2 gün önce gelmiştim. Bundan sonrasını artık haberlerden takip ediyor olacağız. Bakalım nasıl olacak. Misafir eve. Vay arkadaş. Biz bu kasırgayı bahane edip bir 3-5 ay kalabiliyor muyuz? Kalabiliyor muyuz? Misafirin bizi mutfaktan video. Bayağı tatlıymış. Ay çocuklar gelmiş. Hoş geldiniz. Girin içeri. Wow. Çalışmamasıymış. Bayağı zevklilermiş gerçekten. Wow. Abi çok iyi. Can I pet you? Çok tatlı yapmış gerçekten. Arkadaşlar söyleseydiniz mutlaka bir 3 arkadaş bulurdum bu arada. Böyle çok ani oldu. Hay aksi. Neyse. Artık. You wanna walk with me? Where are we going? I don't know, I'm just recording the video. Chris birkaç hurricane geçirmiş. Do you wanna tell us about your hurricane experiences, Chris? Yeah. How many hurricanes have you ever seen so far? And how old are you, first of all? I'm 8 and I was in 4 hurricanes and one of them was when I was 3 mm-hmm. and one of them was when I was the second time I was in 5 and then the next and went out and then the other one was when I was 7 and now this is the 4th one. Okay. 8. How were previous ones? You were scared? I was very scared on the ones because the whole entire road was full of bushes uh-huh. and trees and a tree fell right on the road and it didn't go well because my dad ran into the tree with the car, but... Oh, well, yeah. Yeah, it was scary, but one time during a hurricane, I was 5. Over there, we had the old car. It was an SUV, uh-huh. and a tree fell straight on it. Oh. And, like, fell straight on the front and destroyed the whole engine, and we had to take it to the repair shop and we had to give it away. Wow. Because it was too much money to, we couldn't afford to fix it. That's right. But luckily we are safe here right now. Yeah. And your dad is good at taking care of the trees. Yeah. Yeah. Third time the water rose. The water was like, here's the dock is right here and this is how close the water was. Yeah. It was crazy. Yeah. I couldn't believe it. I didn't want to go down to the dock because I thought it was just gonna flood the dock. I didn't know what to do. I just stayed inside the whole time. But we will be safe this time. Yeah. Yeah. Because we're not as close. The hurricane isn't gonna hit us too close when it comes. Yeah. Evet, ben video çekerken yanıma Chris koştu ve ben de ona birkaç soru sordum. Burada şu an
Bütün gün %100 seviyesinde yağmur bekleniyor. Bu yağmur bizim aslında burada alışık olduğumuz bir yağmur. Fakat tedirgin eden şey, zaten yağmurlar kuvvetli düştüğü için bu haliyle bile seller olabiliyor Florida'da. Bu sefer deniz seviyesi de çok yükseliyor. Şu an haberlerden takip ettiğimiz üzere birçok köprü sular altında, birçok kıyı şeridi sular altında kalmış durumda. Şimdi yönünü değiştirmiş durumda. Dün Orlando daha az etkilenecekken şimdi Orlando'ya vuracağı gözüküyor. O yüzden biraz böyle insanları panik haline sokan neyin ne zaman olacağını öngörememek. Bakalım neler olacak, biz de merak ediyoruz. Bu arada bir rüzgar, ağaç diye kaçıp geldiğimiz yer bir ormanın ortası. Ama biz tabii ki buradaki hava durumunda yapılan öngörülere güvenerek Daytona'ya geldik. Hani hurricane'den kaçıp da ormanın ortasına gelmek nasıl bir şey bilmiyoruz. Hepimiz için işte yeni bir deneyim. Artık bu saatten sonrasında izleyip göreceğiz. Şu an araçlarımızı daha ağaçsız olan bir bölgeye doğru çekiyoruz. Her ne kadar Daytona az etkilenecek de olsa hiçbir şeyi riske atmak istemeyiz tabii ki. Öte yandan zaten burada da şu an halihazırda kuvvetli bir rüzgar hakim. Evet, Florida hurricane partileriyle meşhurmuş. Biz de kendimizi güvene aldıktan sonra televizyon karşısında kendimizi oyalayacağımız bir takım partilere düşüyoruz. Elimizde viski, lime, lemon ve yumurta var. Bu yüzden viski sar yapacağız. Biz de tabii başka bir evde kaldığımız için şu an malzemelere de çok alışık değiliz. Mesela shakersız, çatal yardımıyla karıştırarak viski sar yapacağız. Çünkü önemli olan istemek. İstedikten sonra... Aa, yayında mıyım? İstedikten sonra her şeyi yapar insan. Yeter ki güvende olun. Nasıl, başka yapacak işimiz yok. Aynen. Ben zaten şey boşluğu yaşıyorum. Şey bu, kokteyl yapmak modern tombala gibi düşün. Yılbaşında toplandın, dışarısı kar, kıyamet, yapacak bir şey yok. O zaman neden kokteyl yapmayalım? Zaten bizim için yosunla yumurta ve limon varsa her şey. Bütün her şey üstünden gelir. Aynen. Bir yumurta, bir limon ya. Bizim baş erzağımız. Ben evet... yangından kurtarılacak eşyalar listesinde benim limon vardı. Çantaya limon atıyorum kapıdan çıkmadan önce. Seminal'dan ev taşıyoruz. Buzdolabı tabii o ev 5 gün yaşanacak şekilde Clearwater'dan taşınmış oraya. Şimdi de tekrar Daytona'ya taşıma. Hayda, bu sefer neyi alacağız, neyi almayacağız? Limonu alalım, limonu. Vitamin, vitamin. Ben dedim ki yumurta var mı? Bu arada shaker olarak bunu kullanabiliriz diye düşünüyorum. Neden olmasın? Neden ağzını olmasın? Kapatıp sallamak. İşte gördüğünüz üzere insan yokluktan neler çıkarıyormuş. Evet. Kaldı 1,5 saat. Saatlerimiz 3,5'u gösteriyor. Burada alışık olduğumuz doğal afetlerden daha farklı bir durum var. Burada sanki bir yılbaşıymış gibi geri sayım söz konusu. Biz mesela depremlere alışık bir ülkeyiz. Her zaman bir deprem ihtimalini bilirsin ama acaba önümüzdeki yarım saat içerisinde deprem olacak mı gibi bir gerçekle yaşamazsın. Burada saatler üzerine kurulu bir öngörü var. Dolayısıyla geri sayıyorsun. Bunun da gerginliği başka bir şeymiş aslında. Diyor ki adam, saat 5 sularında diyor Tampa kıyılarına 150 mil hızla ulaşması bekleniyor diyor. Dolayısıyla böyle biraz yılbaşı havası gibi. Yılbaşı demiş ki, yani şimdi Türkiye'den bir takım arkadaşlarım sağ olsunlar merak ediyorlar beni. Bana da tabii işte böyle Instagram'a falan düşen bir takım videoları gönderiyorlar. Şimdi Floridalılar hurricane'e alışık olduğu için hurricane partiler yapıyorlar. Niye? Çünkü sokağa çıkmıyorsun. Kaldı ki mesela burada bu akşam Daytona'da 8'den itibaren sokağa çıkma yasağı var.
Güney kısmında zaten sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Neyse, velhasıl insanlar evlerde toplanıyor, sokağa çıkmıyor ve dolayısıyla hurricane partiler yapıyorlar. Arkadaşlarım da bazıları benim endişeye kapılıp partilerden uzak kaldığımı düşünmüş. Bu beni üzer. Böyle bir şey söz konusu değil. Çayımız, çorbamız hazır. Biz de kendimizce kendi partimizi yapıyoruz diyelim. Şu an buradan fark ediliyor mu bilmiyorum ama burada da şiddetli bir rüzgar başladı. Florida zaten yağışlı, zaman zaman rüzgarlı. Yağışı rüzgarından daha bol. Zaten sonra artık arkamıza yaslanıp haberleri izleyeceğimiz bir zaman dilimindeyiz. Umut ediyoruz ki can kaybı olmadan, çok mal kaybı da olmadan insanlar hafif hasarlarla bunu atlatırlar. Bakalım bu hurricane dedikleri gibi gerçekten son 100 yılın en kuvvetli hurricane'i mi olacak? Eğer öyle bir şey olursa maalesef sonuçları ölümcül olacak demektir. O zaman da birkaç video önce, henüz editlemedim ama editlediğimde birkaç video önceye düşecek olan bu kasırgalar isimlerini nereden alır konusuna geldiğimizde, eğer Ian dedikleri gibi güçlü, ortalığı kasıp kavuran 4 şiddetinde bir hurricane ise bir daha Ian ismi kullanılmıyor olacak tarihte. Umarız Ian daha sonra kullanılabilecek bir isim olarak tarihte yerini bulur. Bakalım, bekliyoruz. Saatleri geri sayıyoruz. Şu an şiddetli bir yağmur var. Rüzgar çok daha kuvvetliydi. Zaten Florida kıyılarına yeni ulaştık fakat Fort Myers, Sarasota gibi bölgeler gerçekten pek çok yer sular altında kalmış durumda. Buraya da muhtemelen zaten buradan tam olarak geçmeyecek ama etkilerini hissedilmemiz mümkün değil. Zaten 3-5 eyalet yukarıya doğru hissedileceğini düşünürsek. Dolayısıyla zannediyorum bugün çarşamba, belki perşembe, yarın veya cuma da etkili olabilir. Çünkü karada biraz oyalanacak. Şimdilik burada sığınmış durumdayız. Umarız herkes bizim kadar güvende olur. Just one tree down so far. Yeah, just one tree. Bu ağaç devrilmiş. Bir de aynı zamanda evin yoluna gelen ağaçlar da devrilmiş. Çünkü kendisi yeni geldi, o söyledi. Bu da Cheers. Yeah. Hey. The snake right over there. I almost stepped on it. The black snake. How did you realize that in the dark? I saw it swimming away. How could you see that? I told my mother-in-law to come out here. Ağacı düzeltmeye gidiyordu Shane. Yılan gördü, geri geldi. Yani denize düşüp yılana mı sarıldı? maalesef ağaç düştü. Ama bundan çok daha büyük ağaç da yollarda düşmüş. Bunun sebebi de çok kuvvetli bir yağmur yağdığı için görüldüğü üzere. Okay. 6 toprak sallanıyor ve dolayısıyla ağaçları serbest bırakıyor diyebiliriz. Çok kuvvetli bir rüzgar vardı akşam 6-7 sularında. Şu an rüzgar yok diyebilirim. Seriously? İskeleye geldi. What if we see the snake then? Again. Okay. Şu an I have my flip-flops. Okay. It's increasing, right? The level. Hey, look at you. The water's getting pretty hot. Right here. Yeah, it's like 2 feet higher than that. Mm-hmm. Not too bad. Not too bad. No. You've seen worse. Oh, I've seen much worse.
I mean, do you predict it's gonna be worse or? Weather's fine. Everything's good. This is what I'm scared about. Like, it's gonna move. It's gonna blow out. Do you wanna carry this one into the house? I can help you. The wind is never, it's not going to blow this way at all. The hurricane's coming from that direction. The wind's going to be blowing like this. Okay. See the wind blowing that way? Yeah, this way it's going. That's right. That's right. So we're good. We're good. No, it's good here. To be good. Huh? It's good to be good. Yeah. All right, so... Çok yağmur. So when hurricane comes, generators are very important. So come on, we'll show you the generator. Okay. See, now I'm gonna be like hurricane hunter. You're the hurricane expert. Expert, okay? Yeah. Alright. So our generator is over here. So we move the generator. Wow, yeah. But I'm going to drive the generator around to prepare, because the power's going to go out in like probably 6 to 7 hours, maybe. Maybe. So we want to have the generator so we can power the house up. That's right. So I'm going to go drag it around. Do you need help with anything? No. At least I can hold your beer, maybe? Yeah, I'm going to drink this beer and then I'm going to drag it around the truck and around the front of the yard. Yeah, okay. All right, whatever you need, I'm ready. Fred Flintstone, I'm kind of like the Flintstone guy. You ever heard of that guy? Ah, I know, of course. The old caveman, the cartoon. Like, yeah, of course. Yeah, I take of care course. Of the house. Generator, yeah. 6-7 saat sonra elektrik kesilmesine karşılık jeneratörü bağlamamız gerekiyor şu an. Tabii biraz şiddetli yağmur nasıl gözüküyor bilmiyorum ama bu yağmurda bunu halledeceğiz. Ama kendisi bir Floridalı olduğu için aşırı rahat. Ve benim yardımı desene. Let's go. It's all about the experience. That's right. It's all about practice. Hang on. I'm gonna help you. Yeah. Oh, I cannot help you. Oh, fuck. It's very heavy. It is really heavy. All right. Thank you. No worries. My pleasure. Wow, everything is heavy, by the way. Yeah. So I'm going to put the generator right here, because I'm plugging it in. Anyway, there's a cover there. If you plug the generator in, and it powers the house. Well, there you go. You learned something. I did. It runs on gas, so you can't put it close to a window, so I'll put it right here, like over here. So the CO2 doesn't blow in their bedroom, so I'll run the power plug from there to there. Okay. It'll plug in the front of this. Right here. So, once our power goes out. You're going to do that once the power is out. You're not going to do it beforehand. I'm just putting it there to be prepared. Yeah. The first step and the most important step. See? Come on. Do you guys take these plans inside or? No, we don't. We have in the past. But you know, this is the storm that's been happening in the last 100 years or something. Maybe I should tell Jody. Hey, do you think we should ask Jody? They're in there. They're in the room, right? Yeah. Okay. You should probably tell her. She'll freak out. You make her all paranoid. Yeah, let's not do that. Jody? Yeah.
görülebiliyor mu bilmiyorum ama koca bir ağaç yerinden sökülmüş. Wow. Oh my, it's broken from here. Yeah, let's go. The storms are not here yet. So more to come. More to come. What time? Approximately. 5-6 o'clock in the morning. 5-6 o'clock in the morning. It will be really bad. Wow. Or worse than this. Come on. We're used to it. Floridians are very used to this. This is very. Oh my gosh! You see the power? The blue light, you see blue and green flashes in the sky. That means the power transformers are like breaking. Oh. Do you just see that over there? No, I never realized. Look in the sky when you like, and you'll see them pop in the distance. Power cables. There's more branches all over the place right here. I just watched them. See the yard right here, all that stuff over here? Yeah, everywhere. Yeah, like when you see the flashes of green and blue lights in the sky, like together, green, like green, greenish, bluish flash, that's the power lines popping. Yeah. So, anyway. Wow. These old things are new to me, you know? Yeah. Oh, yeah, because you've never experienced this before. Yeah. But, I mean, I hope you don't. Shit. But somehow, if you come across an earthquake in Turkey, I'll be your guide. Yeah, right? Yeah, I've never experienced an earthquake. Yeah. It's raining heavily. Saat 1:30. Bazı ağaçların devrildiğini duyabiliyorum. Çok fazla yağmur ve rüzgar var. Böyle ara ara geliyor ve gidiyor. Ağaçlar devrilmiş gece ve iskele sular altında kalmış. Biz beton bir evde kaldığımız için güvendeyiz fakat ev sallanır mı? Evet arkadaşlar, rüzgardan ev sallanıyormuş gerçekten. Şu büyük ağaç 150 yıllık bir ağaç, o da eğildi dün geceden bu yana. Zaten göl sular altındaydı. Çok daha kuvvetli rüzgarlar vardı ama tabii ki o rüzgarda çıkıp da çekim yapmanın bir anlamı olmadığını düşündüm. Elektrikler gitti ama biz zaten dün gece bir jeneratör bağlama durumuna geçmiştik. Dolayısıyla bugün jeneratör devrede. İşte dün burada bir iki video almıştım. Şu an o videoyu çektiğimiz yerler suların altında. Evin geliş yolunda da ağaçlar devrildi. Zaten dün gece de birkaç tane devrilmişti. Sanıyorum geçti. Yani çünkü rüzgar şiddetini biraz azaltmaya başladı. Dün gerçekten evi sallıyordu. Ben betonarme bir yapı içerisinde bu kadar hissedeceğimizi düşünmüyordum. Fakat hissediliyormuş. Arabalarımızı başka bir yere çekmiştik ağaçlar sebebiyle dün. İyi de yapmışız gibi duruyor. Burada bir RV vardı. RV de gitti.
Yani hiçbir şey şansa bırakmadık ya. Şurada da devrilmiş ağaçlar. Ağaçlar devrilince çok üzülüyorum. Ama yapacak bir şey yok. Doğanın dengesi, durumu. Vardır bir hikmeti, kudreti. Vardır bir bildiği. Diyorum. Bana da çok düşmüyor yani zaten. Gördüğünüz gibi her yerde. Burada bir basket potası vardı. Ağaçlar. Ve ağacın düşme sesi de korkunçmuş bu arada. Dün bir gece bir iki kere şahit oldum. Gerçekten rahatsız edici. Sen Tampa'ya gelecek diye kalk, çık yola. Tampa'yı sıyırsın, buraya gelsin abi. Neyse, yaşadığımız yerler güvendeymiş, haberlerini aldık. Herhangi bir selden de etkilenmemiş, rüzgardan da. Ama güney tarafta bayağı sıkıntılar var, Florida'da haberlerde de görebileceğimiz üzere. Şu ağaç zaten dün gece devrilmişti. Ya doğayla şaka olmaz. Hala ağaçları kesip beton yapmaya çalışanlar var. Burası bu kadar yeşil, topraklı bir yer olmasına rağmen sel oluyor. Çok şiddetli yağmurda. Sen bu kadar ağacı ve toprağı yok edersen bir ülkeden, bu ülke için konuşmuyorum elbette. O zaman nasıl felaketler olmasın ki? Nasıl tutulsun doğalsız bir yer? Bakın, rüzgardan tekne karaya vurmuş diyor, değil mi? Hayır, yok öyle bir şey. Neden kasırga ihtimallerinde arabalarınızı uygun bir yere çekmeli ve neden kasırgadan endişe etmelisiniz? İşte tam olarak bu yüzden. I don't have my swimsuit with me. Wow. Can I come? What if a fish or shark or a crocodile or anything else? No, no crocodile, no. Something that swims in the water. Is the water really cold? Nah, not really. It's chilly. Perfect. It's just a perfect way of nature is healing itself. So normally it goes this way? Well, yeah, it goes in and out every day. Perfect. But right now it stopped raining and the tide's going out. Okay, great. Yeah. So watch your step. So stay like in the middle. Ah, there's something here, huh? No, you're good. Uh-huh. Go right here, right here. All right. Little steps, baby steps, baby steps. You can walk all the way out. Come here. You can walk through here. It looks like you're going to go in the water, but it's not. There's a dock here. Yeah. I'm walking on water, like Jesus. Yeah, like Jesus. Jesus. All right. So what I'm doing is I'm using this pump to pump all this water out of here so the boat doesn't sink. See that? I'm getting all this shit out of here, too. Hang on a second. By the way, there's a quiet pressure here. Yeah, the flow. Water's flowing out. So, in order to save this boat from sinking, I gotta pump all this water out of it. Okay. So I was telling you about that earlier.
Yeah. So here it is, live in action. Anything I can help you? No. Maybe holding it? Yeah. Any bucket or something? I already did that. Yeah, I can see this a bit more. Maybe a little bucket. A smaller bucket. This is a bit smaller than my hat. Neyim ben? Floridalı falan mı? What am I? A little Floridian or something? What's that? What am I now? A little Floridian? Yeah, you are. Yeah. You're serenaded. This is as bad as it ever gets, though. I passed the most difficult exam, right? Yeah. Uh-huh. It's the biggest storm we've ever had in 5 years. So you agree with that? Yeah, I agree with it now. Now you agree with that. Yeah, it is. I agree. See? Evet, işte. Şey mesela bu 100 yılda bir en büyük işte storm, hurricane, zırvalık bulanlardandı. Şu an kendisi gerçekten bunun doğru olduğunu söylüyor. O da yine bize denk geldi. Bence bir şans. Yani hayatta olduğun sürece bir şey kaybetmediğin sürece bir şans olarak düşünüyorum. Deneyimin de böylesi. Para verseniz hurricane izleyemezsiniz. Yeah, even though you pay for it, you cannot see it. This is something that you need to be at the right spot at the right time. Yeah. Yeah. Oh, absolutely. Absolutely. I saved my boat. Yes. Yes, it's not going to sink. Yay! That boat's not going to sink either. That one is safe too. Yeah. Pickup truck. Buydu arabam, almaya geldim ama alabilecek gibi değilim şu an arabamı. Çünkü bu değil sorun. Sorun şu, buradan gittikçe derinleşiyor ve buradan çıkmak mümkün değil. Gördüğünüz üzere şaka değil, belli bir yerde su böyle dize kadar falan geliyor ve benim arabam oraya giremez. O yüzden bu gece bu araba burada kalacak. Arabamı alamadığım için tekrar bu araçla geri dönüyorum. Şimdi bu araçla geri dönebiliyorken ben nasıl arabamla geri döneyim zaten, yani hani araç bu. Bu nerede? Benim aracım nerede? Such a good song. Yeah, but I love that one. Mamas don't let your babies grow up. It's because of the network. Yeah, the network's bad. İşaretler olması, suyun derinliğini göremeyeceğim.
bu. There's no power? Yeah. Everything's okay in here. I'm waiting for power to come up. It was power and it went off. Yeah. Yeah. As soon as I got power, I can have. Thank you. Down. Maybe the next station? No. All the ones is shut down. All the street. Todo la gente se... Okay. No, no español. No español. Turca. Oh. Where you from? Soy turca. Turca. Oh, yeah. Nice. Okay. Thank you. All right. Be safe. You too. Güneşli bir Orlando sabahından selamlar. Üzerimizden bir kasırga geldi geçti ama gördüğünüz gibi o kadar çabuk toplandılar ki ve altyapı o kadar iyi ki yani buralarda sanki birkaç saat önce seller gitmiyormuş gibi. Kasırga tüm hızıyla kalktı, Florida'yı geçti, Georgia, South Carolina, North Carolina yönünde ilerliyor. Florida'da hayat normale döndü. Tabii çok kaybı olan yerler yaralarını sarmaya devam ediyor. Antrenmanlı oldukları için bütün toplama, yenileme araçları zaten hali hazırda bekliyordu. Dolayısıyla seri bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Şu an ben bir express lane'de gidiyorum. Tabelalarda tolls suspended by governor diyor. Bu olağanüstü hal sebebiyle zannediyorum. Şu an gişelerden ücret ödemeden geçiyoruz. Valilik kararıyla gişeleri askıya almışlar. Ve günün sonunda hayat devam ediyor. Umuyorum bir sonraki deneyimim daha az can ve mal kaybı yaşanan bir deneyim olur. Gerçekten burada söylenildiği gibi lifetime experience deniyor buna. Yani ömürlük deneyim. Tamamıyla doğru zamanda, doğru yerde, doğru koşullarda olmak gereken bir şeydi. Bir eyalette geri sayarak gelmekte olan bir felakete ülkenin nasıl hazırlandığını, sonrasını, öncesini yaşayabilmek için gerçekten doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişilerle olmak gerekiyordu. Bu da benim için böyle bir deneyim olarak kaldı. Bundan sonraki maceralarda görüşmek üzere diyelim. Sevgiler.